Hikayemiz 51 yıl önce, Eylül 1954'te henüz 11 yaşındaki bir grup gencin kendilerini Boğaz'a bakan bir tepeye kurulu Robert Kolej'de öğrenci olarak bulmalarıyla başlıyor. Bunlardan üçü, İzzet İncekara, Ömer Bilgin ve Şerif Egeli elbette 21 yıl sonra 1975'te bu defa PİMSA'yı kurmak için bir araya geleceklerini bilemezlerdi. O yıllarda Robert Kolej'e giren Servet Harunoğlu, Mithat Bigat, Mehmet Dirisu, Aydın Ulusan ve Yusuf Subaşı ile ileride bir araya gelip Türkiye'nin en başarılı sanayi işletmelerinden birini oluşturacaklarına dair ortada en ufak bir işaret yoktu. Bu takım 1966-1969 yılları arasında birer birer mezun oldular. Robert Kolej'den sonra bir kısmımız Türkiye'de kaldı yüksek öğretim için. Ben Almanya'ya gittim. Ama aramızda kimya okuyan iki tane enayi vardı. Biri ben, biri de Ömer Bilgin. Döndüğümüzde Ömer'le buluştuk. Ömer o zaman Aksa'ya girmişti. Mithat, İzzet ve Mehmet Dirisu da bu PİMSA'mızı kurmuşlardı. Ve PİMSA ufak olarak bir imalathane şeklinde devam ediyordu. Sonra bunu hep beraber büyütmeye karar verdik. Büyüttüğümüz zaman da başında işi bilen bir insanın işi devralması lazım geliyordu. Ömer'i kandırmak vazifesi bana düştü. Ben Aksa fabrikasına kadar gidip Ömer'e ufak Maltepe'deki imalathanenin Aksa'dan daha mühim olacağını anlatmaya çalıştım. Biraz uzun sürdü ama herhalde kolej arkadaşlığı en büyük bunun dayanağı oldu ve Ömer'i kandırıp bu işin başına getirdik. Bugünkü PİMSA'yı yaratan insan da odur. Biz ona ancak olabildiğimiz kadar yardımcı olabildik. Ve 1975 bir dönüm noktası oldu. Temmuz 1975'te yılların dostluğunu ortaklığa çevirecek imzalar atıldı. Tabii şirketin adı Robert Kolej AŞ olamadı. İşe plastik köpüklerinin en yenisi olan poliüretan dökümüyle başladıkları için şirketin adı Poliüretan İmalat Sanayi AŞ, kısaca PİMSA oldu. Poliüretan, inşaattan ayakkabı tabanına ve mobilya sanayine kadar her sektörde kullanılan bir üründü. Otomotiv sanayi de bu ürünün sunduğu olanakları yeni yeni fark ediyordu. Ama kolejli ortaklar bu geniş ürün gamı içinden belki de en ciddi, en programlı ve tümüyle kayıt içi bir sektör olan otomotivi, yani en zoru seçmekte tereddüt etmediler. 20 yıllık arkadaşlıkları ancak böyle ciddi ve programlı bir sektörde bozulmadan devam edebilirdi. O sırada otomotiv sanayinin ileri gelenlerinden olan Otomarsan şirketinde bir problem vardı. Süngerler yapışkanlarla yapıştırılıp demirlerin üstüne falan yapıştırılıyordu. Ve muazzam bir koku ve büyük bir koltuk atölyesi vardı. O sırada bize muhatap olan rahmetli Necmi Uslu Bey satın alma müdürüydü. Belirhan Çelik Bey de teknik direktörüydü. Onlara anlattık ki bu soğuk sünger yeni bir buluştur ve demirle beraber kalıbın içinde dökülür. Ve ilk deneyimimizi orada yaptık. Ve büyük bir bu başarı oldu, büyük bir yenilik oldu ve Otomarsan her zamanki gibi bir yeniliğe imza attı. Bizim de ilk imalatımız böylece Otomarsan şirketine başlamış oldu. Oradaki koltukhane ufaldı, koku işi gitti. Şimdi bundan sonra tabii sırasıyla biz pazara girmek için birer birer müşterileri ziyaret ettik. O sırada Ankara yolu üzerinde bize en yakın olan şirket Otosan şirketiydi. Otosan şirketi D100 adlı bir kamyon üretiyordu. Orada da mamur geliştirme atölyesinde başta araştırma bölümünde Sayın Ali İhsan İlkbahar vardı. Onlara bir takım yenilikler sunduk ve onlara da hem bir koltuk dizaynında ferahlama getirdik hem de ilk direksiyon simidimizi vermiş olduk. Çünkü poliüretan otomobilin çeşitli yerlerinde kullanılan bir köpüktü. Sadece koltuk süngeri değildi. Direksiyon simidinde, kapı kollarında vesaire de kullanılıyordu. Böylece ikinci müşterimizi de bulmuş olduk. Yani PİMSA Poliüretan'ın kuruluşundaki mihenk taşları bu iki şirkettir. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler
bugünden geçerli olarak pes edilmişlerdir. PİMSA, kendine yakışır bir tesis arayışı içindeyken 12 Eylül 1980 askeri yönetimi E5 yolunun turistik geçiş alanı olduğunu belirtip buradaki bütün fabrikalara beyaza boyanmalarını emretmişti. Biz sanayici olarak İstanbul Sanayi Odası'na müracaat ettik. Ne yapacağız biz? Yani burada bir sanayiciyiz, bir şeyler yapmak istiyoruz. Dediler Şerif Ali çiftliği var yukarı Dudullu'da İstanbul Ümraniye kazasında. Oraya gidin, orada yeni bir organize sanayi bölgesi yapılıyor. İşte biz hemen müracaat ettik. Arsa Ofisi, İmer İskan Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bu arsaları dağıtıyordu. Ve de işte oradaki ilk veya ikinci, üçüncü müşteri olarak arsayı aldık. Ve galiba şu anda 90 fabrika bulunan ve İstanbul'un en gelişmiş organize sanayi bölgelerinden biri olan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ikinci fabrikayı da biz inşa ederek 1985 yılında oraya taşındık. Artık daralan fabrikanın kendi binasını yapmanın zamanı gelmişti. 1985'te de 3000 metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni fabrikaya taşınıldı. Bilhassa Ömer kardeşimizin tutumu çok mühimdi. Onun daha önceki tecrübelerinden dili yanmış olduğundan bu şirkette fazla banka kredisi kullanmadan, hatta sıfır banka kredisiyle bu şirketi sürdürme çabası içindeydi. Tabii bu inişlerde çıkışlarda Türkiye'nin ekonomisindeki, Türkiye'deki krizler esnasında bize bu çok yardımcı oldu. Yani bu inkar edilmez. Oralarda biz sarsılmadan devam edebildik. Ama biz bu işi ne zaman kotardık derseniz, daha kurulduğu andan itibaren biz bunu kotardığımıza inanıyorduk. Çünkü biz bir sanayiciyiz, biz optimistiz yani. Yeni fabrikada koltuk süngerinin yanı sıra kapı kolu, direksiyon simidi, ses izolasyon parçaları üretiliyordu. Çalışan sayısı da 110'u bulmuştu. 1980'in 9. ayın 1'i. PİMSA Poliuretan Küçük Yalı'nda bir yerinde iş başı yaptım. 1985'te organize sanayi bölgesindeki yerimize taşındık. Yolumuz suyumuz yok. 86'da yağan bir kar oldu. Karda burada ürettiğimiz malların sevkiyatını 1,5 kilometre sırtımızdan yaptık. 8 gün 8 gece kar yağdı. Burada çok büyük mahsul kaldı. Ve havalar açıldı. Açıldıktan sonra tabii PİMSA çalışmaya başladı. Hem de yollar açılmadı. İççiyi dizdik, elden ele, kamağın yana sünger taşıdık. Yıllar boyu birbirini izleyen krizlerle boğuşularak bir yere gelindi. Ve PİMSA 1995'te 20. yılını kutladı. 1996 Gümrük Birliği Anlaşması bütün bunlara bir son nokta koydu. Türk otomotiv sanayi yeni bir çalışma düzenine geçmek zorundaydı. Eski standartlar değişiyor, yeni dünya modellerine geçiliyordu. Direksiyon simidine airbag takılıyor, ses izolasyonu standartları yükseliyor, poliüretan aracın akustik sisteminin bir parçası oluyordu. Otomotiv üreticileri, yan sanayicileri de bu projelere katılmaya çağırdı. İşte büyük dönüm noktasında PİMSA ortakları bu yeni döneme uyum sağlayarak devam kararı aldılar. Gereken sermaye ortaya kondu, yenilemeler yapıldı, kapasite arttırıldı ve yeni hatlar açıldı. Bugün 8000 metrekare kapalı alanda 155 kişi çalıştıran PİMSA Poliüretan bu son senelerde kurduğu 3'ü yabancı ortaklık olmak üzere 4 yeni şirket ile bir PİMSA grup topluluğu haline geldi. 1999'da sonradan Japon Takata firmasının satın aldığı Alman Petri şirketi ve İspanyol Delphi Metal şirketi ile PİMSA Direksiyon kuruldu. PİMSA Direksiyon bugün yine Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2300 metrekarelik fabrikasında 45 kişiyle çalışmakta. ...2015
2000'de akustik malzemeler için Alman H.P. Pelzer firmasıyla ortaklaşa H.P. Pelzer Pimsa Otomotiv kuruldu. Bugün H.P. Pelzer Pimsa'nın Gebze'deki 6300 metrekarelik fabrikasında 210 kişi çalışıyor. Ford Otosan Gölcük Yan Sanayi Parkı'ndaki 2800 metrekarelik H.P. Pelzer Pimsa Otomotiv Fabrikası'nda ise 100 kişi üretim yapıyor. 2001 başında ise yine vakumlu plastik ve hafif izolasyon parçalar üreten Pimsa Adler Plastik Sanayi, İtalyan Adler Plastik Sipe'nin ortaklığı ile kuruluyor. Pimsa Adler Plastik'in Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1500 metrekarelik tesislerinde 25 kişi çalışmaktadır. ...1995 yılında kurulan Otimsa Teknik İmalat Sanayi ise tüm şirketlerin metal parça ihtiyacını karşılıyor. Pimsa Poliüretan'ın içinde imalat yapan bu şirketin ise 26 çalışanı var. Yurt dışı heyetler birbirini kovaladı. Yapılan ziyaretler sonunda yeni ihraç modelleri için çalışmalar başladı. 19 Şubat 2001 krizi kapıya dayanınca umutlar bir an için söndü. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Ancak Türk otomotiv sanayinin azmi ve gücüyle işe devam edildi. Yurt dışındaki müşterilerimiz için üretip ihraç ettiklerimiz bir yana, Türkiye'de imal edilen her araçta bir Pimsa parçası var. Kuruluştan bu yana devam eden koltuk süngerleri, integral poliüretan parçalarda kol kafa dayama parçaları ve diğer iç trim mamulleri, rim poliüretandan iç ve dış trim parçaları, sert poliüretandan izolasyon parçaları, enerji emici poliüretan parçalar, güneş siperlikleri, gösterge tabloları, plastik ve keçeden mamul içi trim panelleri, poliüretan ve plastik yer kaplamaları, poliüretan ve keçeden ses izolasyon parçaları. Yani araçta yolcunun gördüğü, dokunduğu her parçada Pimsa damgası var. Pimsa Poliüretan, küresel üretime katılma kararı alınca bunun gereği olan kalite belgelerini tamamladı. Sırasıyla QS9000, sonra ISO TS16949, ISO14001 çevre yönetimi ve en son port mükemmeliyet belgesi olan Q1 belgelerine sahip olmaktan gurur duymaktadır. İkinci neslin temsilcisi olarak bize çok güçlü ve çok özel bir miras kalıyor. Bizim yapmamız gereken bu güçlü mirasın sürekli üzerine koymak, bunu daha da tanınır bir hale getirmek, daha da kabul edilebilir bir hale getirmek ve hem çalışanlarımızı hem ortaklarımızı, ben bunu bir aile olarak görüyorum, bütün bu insanları bir arada mutlu etmeyi başarabilmek. Pimsa'nın bütün bu başarıları yakalamasında bugüne kadar Pimsa'da çalışmış ve halihazırda çalışanların büyük payı vardır. Aynı şekilde Türk otomotiv ana ve yan sanayinin de bu başarıda katkıları çok büyüktür. Hepsine bir teşekkürü, candan bir teşekkürü borç bildiririz. Bu vesileyle bugünleri yaşamamızı bize gösteren başta çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm dostlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.